Hanımlar, beyefendiler, Kurubağ ve The Coffin of Andy and Leyley'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şayet ki The Coffin of Andy and Leyley serimizi severseniz videoyu beğenmeyi, yorumlarda seri hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi, çanı açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan Andy ve Leyley'in hikayesine başlayalım. Bölüm 1. Tabut. Leyley, bunu yapmak istemiyorum. Olabilir, ben istiyorum. Git yanına ve sevgisi... İşte, arkadaşın sanıyordum. Annem her şeyde yardım edeceğini söyledi. Başımız belaya girecek. Aa, ne kadar güzel gözlerin var. Günaydın Ashley. Anne üzülmeyi ne kadar sevsen de küçük bir mola vakti geldi. Ve bu molanın ismi ölmemek için besin kaynağı bul. Hazır ol, başla. Ne yapacağım? Ha, yürüyorum. Dondurucu tamamen boş. Bir sürü kiralık film. Teslim tarihleri geçeli çok oldu ama ne yapabilirsin ki? Aman tanrım, bu parazit sesi ne kadar heyecanlandırıcı. Kim evde kısılı kalmak istemez ki, hazır böyle bir eğlencem varken? Bu bir kaset oynatıcı, yiyebileceğini düşünmüyorum. Ha, bir eser. Ne kadar arasan da annen telefonu açmıyor. 1 milyar trilyar kere yemek siparişi vermeyi denedin ama nedense siparişin bir türlü ulaşmıyor. Allah Allah. Niye ya? Abinin çöplerinizi biriktirdiğiniz yer. Çoktan birçok kez karıştırılmış durumda ve tam anlamıyla yemek kaynağı olma özelliğini kaybetmiş durumda. Kahvemiz varsa yaşarız. Ben fazla yemek yemem. Çok kahve içerim ama. Bir saniye. Bu da ne? Bir konserve domates buldun. İnanılmaz. Bunu abine göstermelisin. Göstereceğim. Ama önce her şeye bakacağım. Yalnız bir çöp poşeti. Neyse, şimdi bırak böyle kalsın. Ananla baban burada... Oo. Ben nasıl bir oyuna girdim lan? Keşke oyunu kontrol etseydim, değil mi? Ön kapı açılmıyor. Aylardır burada kapına kısılmış haldesiniz. Niye? Çöp ve ödenmemiş faturalar yiyebileceğini düşünmüyorum. Tamam, buldum ben konserve zaten. Konserve domatesi abine göster dedim, lanet olsun. Bu kadar da cimri olma. Kahve makinesi tek başına duruyor. Üzgün ve terk edilmiş. Aa. Aynı çekirdekleri birkaç kez demleyebileceğinde bir sınırı var. O yüzden bu evde kahve faslı bitti. Ya ha. Çok severim kahve bu arada. Keşke kahve yapabilseydim. Biraz da gezinmek istiyorum. Her şeye bakacağım, sonra kahvemi gösteririm. Bir paspas. O bir çamaşır makinesi. Deterjan, bunu içme düşüncesi her gün daha da çekici geliyor. Yapma. Hoş olmuyor. İçtiğimden değil de yani yapma, yapılmaz. Bu bir temizlik dolabı. İçinde çöp poşeti gibi malzemeler var. Güzel. Bura nereye gidiyor? Balkon kapısı gitti. Tamam. Ona da baktık. Her şeye baktık herhalde, değil mi? Evet, her şeye baktık. Abi. Ona domates konservesini gösterdin. Tada. Beklediğin tepki hiç de bu değildi. Tada. Onu yemeyeceğiz. Ha? Bu sahip olduğumuz son şey Ashley. Bence biraz daha dayanmamız gerekiyor. Açım. Şikayet etmeyi bırak. Çöpleri karıştıracak kadar enerjiksin. Belli ki ölmek üzere değilsin. Ha, çöpte olduğunu nasıl bil? Çünkü onu oraya senden saklayan bendim. Ha? Koynumda yılan beslemişim. Of, uğraştırma beni. Karnım acıktırıyorsun. Canım Andrew'um. Bu konuda ne yardımcı olurdu biliyor musun?
Hayır, git şu domatesleri bir yere koy. Koyacağım tabii ki. Ağzımı. Anlaşıldı, sen kafaya koymuşsun. Tamam, hadi yiyelim ve gelecekteki bizin ta koyayım. Oley. Senin için domates pişirme vakti geldi. Oley. Ben gidip domates pişireceğim. Birazdan geliyorum. Peki. Gardiyan. Günaydın. Hala hayatta mısınız? Merhaba. Ses çıkarmaz iseniz öldüğünüzü varsayacağım. Ve ben ölülere yemek getirmem. Yemek mi? Yaşayanlara da getirmiyorsun ki. Bunu evet olarak kabul edeceğim. Hala hayattasınız. Bir de kuryelerin yetersizliğini üstüme atmayın. Bakkaldan falan bize bir şeyler alamaz mısın? Yok. Benim işim değil. Daha sonra kontrole gelirim. Bay bay. Hayır bekle. Bekle geri gel. Geri gelmiyor. Lanet olsun. Biz neredeyiz ki? Biz niye burada hapisiz? Annemle babam nerede? İçeride yasakları var. Bizi yapmışlar. Nerede bunlar? Of. Domates konservesini haşladın. Leziz haşlanmış domates konservesi. Biraz baharat olsun diye biber bile var. İşte buna gurme bir yemek derim. Tuz yok ama. Bir denizi suyla doldururken fazla gelmesin diye kullandınız. Nasıl olmuş? Şu anki halimizde bana solucan bile yedirebilirsin. Yine de yediğim en iyi şey olduğunu söylerdim. Yalaka. Sadece ne kadar aç olduğumu anlatmaya çalışıyorum. Bir anda meşum bir ses kulak zarınızı saldırmaya başlar. Şaka mı yapıyorsun? Komşumuz yine mi bunu yapıyor? Gidip bakmak ister misin? Yok. Ama sen gidersen ben de... Yakala. Balkon anahtarını aldın. Balkon açamıyordum. Oğlum sendeyse bana niye vermedin? Balkona çıkaydım ya. Balkon kapısının kilidini açtın. Bir küllük. İçmek için sigaranız kalmadı. Ama bir şeylere vurmak için elverişli. Güzel. Buranın içerisini göremiyorum. Karşı atlama seçeneğini göz önünden geçiriyorsun. Sadece dördüncü kattasınız. En fazla ne olabilir ki? İşte bunu düşünme bir de. Ya hiç eğlenceli değilsin. Karşıya geçmek için bir şey koymak gerekecek. Bekle geliyorum. Abi bizim sandalyemiz var mı? Burada var mı? Sandalye var mı? Ya o kadar çok yemekten bahsettiler ki ben acıktım. Ahşap tahta aldın. İşe yarayacağını hiç düşünmemiştim ama aklıma ilk orası geldi. Ne güzel. Çünkü her yeri gezdim evim ve şey görmedim. Ahşap tahtayı koydun. Hadi gidelim. Ne dersin? Kutuları gereksiz eşyalarla dolu. Yemek yok mu? Hiç yemek yok mu? Yok. Ne var orada? Ey cehennemden gelen şeytanlar, sesimi duyun. Ey haram olanlar, sizden tavsiye almaya geldim. Lanet olsun. Neyi yanlış yapıyorum? Bence mükemmeldi. Şu herifi şansım varken öldürmeliydim. Bundan ne anlıyorsun? Sanırım herkesin bir hobiye ihtiyacı var. Bunu unutalım. Neredeyse televizyon izleme saatimiz gelmedi mi? Gidelim o zaman. Tahtayı alamaz mıyız geri? Tahtayı alalım. Ya adam garip garip şeyler yapıyor. Ya o bize gelirse kapıyı kilitlesek mi? Abi kapıyı kilitle kapıyı. Seni beni koruman gerekmiyor mu? Ah, kumandanın pili bitmiş. Televizyonun üstündeki tuşları kullansana. Ya çok uğraştırıcı. Tamam ya sana pil bulurum. Tüm işleri de ben yapıyorum. Tabii, çok derdin var. Var tabii. Tamam sen otur ben sana pil getireceğim. Pil.
Oyunda keşke arkada müzik olsa. Müzik yok. Klavye sesimi duyuyorsunuz. Abi pil yok. Odamızda var mı? Çöp. Çöpün içinde hayal ve umutların yatıyor. Tam da ait oldukları yerde. Ya bu dış ses bana laf sokuyor. Çekmecede eski bir resim var. Üstünde büyük harflerle Andy ve Leleği ve çok çok sessiz yazıyor. Pardon, yazan Andy ve Leleği ve çok çok sessiz. Ne güzel çevirmişler, yazmışlar harbiden oraya da. Aynı orijinalinde hayal ettiğin gibi. Artistik yeteneklerin o zamandan beri hiç değişmedi. Çalar saatin pillerini aldım. Pil aldın. Ne güzel, tamam gideyim o zaman. Başka şeyleri kurcalayamıyor muyum? Abi bak pil. Kumanda bende. Boş ver, sen de kalsın, televizyondaki tuşlara basacağım. Pillerin sende olduğunu görebiliyorum. Bana versene. Yok, bunların bende kalmasına karar verdim. Belki lazım olurlar. Neye lazım olacaklar? Neden bu kadar uzatıyorsun ki? Uzattığım yok. Bu zorlu olan televizyonu kullanma işini üstleniyorum. Nasıl mutlu olacaksan öyle yap. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bugün kirlenmiş su konusu hakkında mutlu haberlerimiz var. Kirli su ulaştırılan bütün evlerin güvence altına alındığını bildirmekten mutluluk duyarım. İlk vakadan bu zamana 3 ay geçti ve ölüm sayısı güzel bir şekilde 53 kişide durdu. Çok da iyiydi. Risk altında olan kişilerin karantina süreleri 2 hafta daha uzatıldı. Yine mi? Biz risk altındayız da ne risk altındayız ve annemiz babamız nerede? Karantinadaki arkadaşlarınıza iğrenç parazit dolu vücutlarını benden uzak tuttukları için teşekkür ederim. Özür dilerim, demek istediğim toplum sağlığına dikkat etmeye devam ettiğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Bir daha görüşmek dileğiyle. Ben uyumaya gidiyorum. Sen de aynısını yapmaya karar veriyorsun. Rüya mı bu? Dur anne, nereye gidiyorsun? Bir süre babanla otelde kalacağız. Evde kalmamız gerektiğini söylemediler mi? Ben bir şey içmedim ki. Anne, içki yok, kirli su yok, hiçbir şey. İçtiğim tek şey biraz portakal suyu. Her neyse, otobüsümü kaçıracağım. Sen ve Andrew sonradan bize katılabilirsiniz. Hemşire, tamam, şimdi hiç acımayacak. Hemşire sana bir iğne sapladı. Hayvan gibi acıyor. Tamam, geçti. Sıra sende şimdi. Evet, ne kadar süre durmamız gerekiyor? Kan tahlilleriniz yarın bitmiş olur. Her şey iyi çıkarsa kafanıza göre girip çıkarsınız. Ya iyi çıkmazsa? O zaman ne olacağını öğrenirsiniz. Hemşireyi bıçaklayalım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ulan ne olduğunu bile bilmiyoruz. Parazitli. Beni aramayı bırak eşli, lütfen. Bir şeye ihtiyacın varsa oradaki çalışanlara söyle. Senin için hiçbir şey yapamam. Bir de aç kaldığınız hakkındaki yalanları söylemeyi bırak. Ulan yemek yok, çöpten domates şeyi bulduk. Böyle bir yalan neden söyleyeyim ki? Bak, bu yeni apartmanın bir sürü tamirata ihtiyacı var. O yüzden çok meşgulüm. Zaten Andrew seninle değil mi? Ben niye seni sakinleştirmekle uğraşıyorum? Bütün gün hiçbir şey yapmadan tembellik ediyorsun. Neden şikayet ediyorsun anlamıyorum. Neyse, benim gitmem gerek. Lütfen artık beni arama. Telefonları açmayacağım. Görüşürüz Ashley. Özür dilerim. Demek ki bunlar olmuş. Tüm gece hayatını düşündükten sonra uyandığın her insanın yaptığı gibi. Izdırabına vah vahlamak yerine evi biraz temizlemeye karar veriyorsun. Evet, tamam, evi temizleyeyim. Biraz kahve. Ve ben de acıktım. Çok fazla konuştular yemek hakkında. Şimdi ben de yemek yiyeceğim. Ama önce bunları. Çamaşır topladın. Bunu da topladın. Çöp attın falan diyor değil mi hepsini? Çamaşır topladın. Temizlik mi yapıyorsun? Gereksiz enerji israfı. Sensin gereksiz enerji israfı.
Sağ ol. Kendini fazla zorlama da. Şimdi düşününce deterjanımız var mı ki? Vardır. Gördüm ben, içecektim onu, vazgeçtim sonunda. Başka burada bir şey yok değil mi? Bakayım. Bekle, ben evi toplayacağım. Buluncu paketlerini temizleyemeyeceksin. Tamam, deterjan alırım. Bir saniye. Burada ne yapabiliyorum? Ha, bunları değil de şu yeri, anladım. Şunları toplayayım. Bırak böyle kalsın. Biraz kitap temizledin. Bırak böyle kalsın. Hayır ya. Bütün kitapları tekrar rafa koydun. Başka neyi temizleyebilirsin? Tamam, düzelteceğim her şeyi. İşte kitapları ben düşürdüm zaten. Çöpleri de balkondan aşağı atarsam. Bunu sakın yapmayın bu arada. Paspas aldın. Bu da deterjan. Deterjan aldın. Kova. Biraz kir sildin. Biraz kir sildin. Biraz kir sildin. Bunu da sil. Biraz daha kir sildin. Çok müthiş. İlgilenmen gereken başka bir şey var mı? Çöpler var bunlar. Balkon. Küllük. Sert bir eşya. Dayı, ne yapıyorsun? Şeytanın komşunu rahatsız etmek kötü bir fikir gibi görünüyor. İyi. De hala tatlı orada. Demeyecek mi bu tatlı ne iş? Abi, ben etrafı temizledim. Andrew sohbet etmek için fazla yorgun. E ne yapacağım? Temizledim her şeyi işte. Benle ilgilensene. Kardeşin değil miyim ben senin? Ulan hiçbir şey yapamıyorum. Allah kahretsin, çok sıkıldım. Evde geziniyorum. Evet doğru, ben bu aldığım kıyafetleri ne yapayım diye. Başım dönüyor. Ananı satayım. Açlıktan başım dönüyor. Bayılacağım. Andrew, ben bayıldım. Lanet olsun Ashley. Kendini zorlama demiştim. Ben bayıldım. Pembe gözlerim var. Tekrardan iyi haberler. Bazılarınız belki sevdiklerinizden haber almış olabilirsiniz. Karantinadaki evlere olan destek yetersiz diye. Ama söylemekten mutluluk duyarız ki bütün bu sorunlar çözüldü. Ulan yemeğimiz nerede? Şerefsizler. Çözüldü mü? Yemek yiyormuş gibi mi görünüyorum? Hazır söylemişken hatırlatmak isteriz ki sakın hastalıklı apartmanlara girmeyin. Hayır, arkadaşlarınız sizden hiçbir şeye ihtiyacı yok. Her şeyin çaresine bakıldı. Yardım etmeye çalışırsanız teşekkürler amaçlı alnınızın çatına kurşun yersiniz. Umarım endişelerinizi temizlemişizdir. Hemen bir sonraki haberimize geçelim. Yapis Yeni Sanat Müzesi. Tekrardan bayılıyorsun. Açlıktan bayıldım. Telefona ulaşmak için fazla yorgunsun. Abim açsın. Alo. Tabii ki de. Ne oldu? Ses tonunun değişimi kulak kabartmana sebep oldu. Hayır, devam et. Telefonun diğer tarafında biri konuşuyor ama ne dediğini anlayamıyorsun. Ama karşı taraf konuştukça sesleri daha da üzgünleşiyor. Yani bu... Ben bu konu hakkında hiçbir şey yapamam. Onunla konuşmayı deneyebilirim ama. Hayır yani evet ama bu... Hayır, sinirli değilim, sadece biraz... Hayır, ben... Konuşmama izin verir misin? Karşı taraf hayır demiş olmalı. Giderek daha da gürültülü konuşuyor. Yine de dediği hiçbir şey anlamıyorsun. Kadın sesi. Hep onun hakkında, Lay ve Ashley. Ne zamanımız oldu. Artık buna dayanamıyorum. O zaman bitti mi yani? İki taraf da sessizleşti. Abim sevgilisi var galiba. Peki öyle olsun o zaman. Başka ne diyebilirim? Özür dilerim. Neden onların sorumluluğunu neden ben almalıyım anlamıyorum. Neden ben almalıyım anlamıyorum. Bitmiş bir aramanın sessiz bipini duyuyorsun. Ah. Of. Kimdi o? Eski sevgilinmiş. Oo, seni terk mi etti? Neden ki? Sence? Ne? Nereden bilebilirim ki? Belki de eve tıkılı kalınca karantina altında vücudu parazit dolu biri olduğun içindir. Veya yeni birini bulmuştur. Aylardır buradayız. Belki de en başından beri seni düşündüğün kadar sevmiyordu.
Ne dersen de işte. Lan balkona çıkma. Daha düşünceli bir şey söyleyebilirdim belki. Yani abi kardeş birbirine bulaşmayı severler. Pek bir sorun olacağını düşünmedim. Ama önemli değil. Uyuyor taklidi yapmaya devam ediyorsun. Ta ki gerçekten uyuyana kadar. Aa, bunu ben de yapıyorum. Gemide ne kadardır baygınsın? Abini bir kontrol etmen gerektiğini düşüncesine varıyorsun. Abi. Abi. Abi bak bayağıdır açım, tamam mı? Açlıktan bayılıyorum falan. Biraz daha yiyecek bir şey bulamazsak yandaki tarikatçı komşu, tarikatçı markatçı manyak demeyeceğim, keseceğim yiyeceğim, haberin olsun. Apartmanınızdan biri ambulansla taşınıyor. Hey beni de al. İnsanlar pencere ve balkonlardan aşağı bağırıyor. Beni de yardıma ihtiyacım var. Lütfen açlıktan ölmek üzereyim. Çok geçmeden ambulans aceleyle gidiyor. Buradan birine yardım etmelerine şaşırdım açıkçası. Kadının ölmesine izin verirler diye düşünüyordum. Biz de bayılıyoruz, bizi de alsalar ya. Belki ölmüştür. Hareket etmiyordu sonuçta. Bir ceset için sirenlerini açarlarmış gibi. Sence niye gelip aldılar o zaman? Ben ne bileyim. Sen bayıldığında kimse gelmedi. Birini aradın mı ki? Sence benim mal kardeşim. Ne bileyim. Doğum sancıları falan başlamıştır belki. Yani belki. Sence bize de yemek getirirler miydi? Hamile... Hayır. Dur daha bir lafımı bitireyim. Burada nasıl hamile kalacaksın ki zaten? Yan komşumuza mı gideceğiz? Adam manyak. Şeytana adak falan veriyor. Yani yan kapımızda gayet etkileyici bir komşumuz var. Cesedi mi çiğnemesi gerekir? Herifin birkaç tatlısı eksik gibiydi zaten. Kim bilir cesedini çiğner belki. Boşversene. Seçenekleri göz önünde bulundurduğum için özür dilerim. Ne koyayım. O kadın hamileye benzemiyordu zaten. Neyse ne, sadece bir düşünceydi. Göt herif. Andrew'un peşinden gidip bu konunun onu hiç ilgilendirmediğini söylemek isterdim. Ama fazla yorgunsun. Birkaç saat ve birkaç gün kim bilir uyuduktan sonra tamamen yenilenmiş ve enerji dolu hissediyorsun. Aç değil miyim Ayda? Pek enerji dolu değilim, bayağı yavaş yürüyorum ama. seni şapşal tembel şey. Bugün hangi gün, ne kadar zamandır bu apartmanda kısılısın? Ve Andrew bu kadar ses çıkartacak enerjiyi nereden buluyor? Abi yemeğin varsa bana niye vermiyorsun? Abinin kapının kilidini sökmüş ve kapıyı içeriden düşürmeye uğraşıyor. Veya dışarı. Perspektifine bağlı. Daha kaç kere deneyeceksin? Belki diğer taraftan barikatlı. Başka ne yapabilirim ki? Kapıya vurmayı bırakmalısınız. Bu akşam size yemek getirmeyeceğim. Zaten getirmiyorsun ki. Diyene bak. Birkaç saatte gelecek. Anladığım kadarıyla siz bir şey istemiyorsunuz gerçi. Aynen, aferin. Şimdi kapıya zangır zungur vurmayı bırakın, yoksa kafanıza duvar vuran ben olacağım. Adamın ayak sesleri uzaklaşıyor. Gerçekten bugün olacağını düşünüyor musun? Teslimatın yani. Ben işin içine sıçıp batırmadım değil mi? Sanmıyorum. Yani sanırım elinde sonunda göreceğiz. Ve gördünüz de. Kesinlikle bir teslimat olmadı. Of. Sohbet başlat. Konuşacak bir şeyim yok. Dene bir şey. Peki, parazitler? Birkaç ay oldu, bir şey hissediyor musun? Karnım aç. Şimdiye kadar başımıza bir şey gelmiş olur da herhalde, değil mi? Daha hiçbir şey fark etmedim ben. Hemşire de hiç geri gelmedi. Bizi kontrol etmek istemiyor mu anlamadım. Kimin umurunda? Benim eşli, benim umurumda. Benim umurumda değil. Senin umurunda olması da umurumda değil. Açlık dışında burası o kadar da kötü değil. Bir daha desene.
Açık dışında burayı seviyorum. Olabilir, ben sevmiyorum. Balkondan aşağı atlamak istiyorum. Öyle mi? Yarışa ne dersin? Yo, ciddiyim, hadi. Yapmasak daha iyi. Yine de teşekkürler, bana katılma isteğin beni mutlu etti. Ama benden pas. Biraz fazla romantik. Affedersin? Ne? Neyi anlamıyorsun? Yere aynı anda çarptığımızı düşün. Vücudumuza kan revan içinde, bir daha hiç ayrılmayacak bir hızla yere çarptığımızı düşünsene. Kantlarımız birbirine o kadar dolanırdı ki aynı tabutta gömülmemiz gerekirdi. Olsa ne olacak? Sen gezelden beridir bu tabut gibi apartmandayız. Seninle balkondan atlamayacağım. Kafanı bir kontrol ettir. Ben mi kafamı kontrol ettireyim? Sevgilin senden ayrılmasına şaşırmamalı. Romantizmin anlayışım böyleyse. Romantizm değil, romantik dedim. Aynı şey değiller. Romantik bir şeyin... Komşunuz tam ses, herkes duysun diye favori ritüel müziğini çalmaya başlar. Bence bu adamı öldürüp yiyelim. Yoksa açıktan öleceğiz. Yine mi? Keşke... Oha, bir şey çağırdı lan harbi. Gidip bakmanız gerektiğini hissediyorsun. Gideceğim, gideceğim. Aha, harbi çağırdı. Efendim, geldiniz. Biraz şeysiniz ama... Düşündüğümden biraz daha küçük. Çok sevindim, beklediğimden daha iyi demek istemiştim. Bana ne teklif ediyorsun insan? Şu an elimde bir şey yok. Ama buradan kurtulmama yardım edersen sana ne istersen sağlayabilirim. Bu olmaz mı? Nasıl istersen insan. Efendim, sağlığım var oğlum. Kaybol. Karanlık görmenizi engelliyor ve ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Tekrar görebildiğiniz ise varlık artık ortada yok. Yerde tarikatçının cansız vücudu yatıyor. Yiyelim, yiyelim. Ha? Oo. Şimdi ben deliriyor muyum yoksa sen de olanları gördün mü? Gidip gidip durumuna bakmak ister misin? En azından şu CD çaları kapatmak istiyorum. Seni rahatsız eden tek şey bu mu? Hayatımın geri kalanı boyunca bu şeyi dinleyemeyeceğim Andrew. Her an ölebilirmişim gibi söyledin. Öyle değil mi zaten? Yani ben değildim. Bu herifte yiyebileceğimiz bir şey olmalı. Adamın kendisi. Yuppi, hırsızlık zamanı. Sus da içeri girelim. Kapı tokmağını camın diğer tarafından seninle dalga geçiyor. Camı kırıp açarız böyle içeriden. Kapının tokmağını camın diğer tarafından seninle dalga geçiyor. Aha, sert cisim küllük. Küllük aldın. Al. Kapının kilidi açıldı. Oh. Kapının içinde saklanabileceğin kadar büyük. De niye böyle bir ayrıntı verdin ki? Geri gelmez değil mi o manyak? Adam öldürdü ha. Adam ölü. Dolabında bir şey var mı bunun? Hem dondurucu hem de buzdolabının içi boş. Aferin. Aa, satır. Tezgahta yemek pişirme ekipmanları duruyor. Onu bana ver. Satırı bana ver. Sizin kapınız kadar kilitli. Yani kilitli. Salak. Niye çağırdın ki? Daha bu dışkı kokuyor. İnceleme isteğin sıfır. Güzel. Burada biri bir yer mi bura? Değil. Ama senin evin ne kadar küçük lan. Bolca et. Diye kendi kendine düşünüyorsun. Oğlum evet lan. Çok mantıklı düşünüyor ha. Ne? Görünüşe bakılırsa sesi söylemişsin. Yani herifi biz öldürmedik hala. Yasa dışı mı? Ne yasa dışı mı? Yani bilirsin. Ha, bu herifi yemek istiyorsun. Sen de bunu söylemeyecek miydin? Yo, ben sadece gözlem yapıyordum. Ama yapamayız. Eğer onu gerçekten yersek işimiz biter. Bizi Eddie'de sonunda özgür bıraktıklarında yakalanmamamıza imkan yok.
Adamı sanki biz öldürmüşüz gibi. Cesede leşmekte suç sanırım. Bence görmezden gelmeliler. Sonuçta yiyecek başka bir şeyimiz yok. Ben eşliden tarafım, bunu kesip yiyelim, açıktan öleceğiz aga. Bu adam iğrenç, bunu önce bir yıkayalım sonra yiyelim. Buradaki çalışanlar bize yemek vermediklerini itiraf edecekler mi? Onun öncesi de var, herifi bir şeytan mı öldürdü, gerçekten mi? İnanırlar zaten. Bana baksana, bu konuyu fazla düşünüyorsun. Bu işi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bir cevap bekliyorum Andrew. Evet. Peki o zaman hadi adamı doğramak için bir şey bulalım. Ben buldum. Aman Allah'ım. Baba Andrew, şimdi bak satırı alacağım. Kasap bıçağını aldın. Şimdi bak bu adama. Şimdi sen kolları hallet, ben de bacakları halledeceğim. Hazırım. Onu keselim. Tarikatçının ilk kestiğin uzvu. Sağ kol. Böyle duruyor. Anlıyorsam sol. Sol o. Kestim. Ha doğru kesmişim. Bak. Sıradaki uzvu. Sağ kolu. Evet. Cesede böyle apacık bir şekilde taşıyamayız. Hızlı hızlı taşırız. Bir şey olmaz. Hayır, gidip poşet falan getiremez misin? Seni beklerken gerisini ben hallederim. Herhalde. Sana güveniyorum Andy. Bana öyle seslenme. Ona kasap bıçağını verdin. Tamam sen kes, tamam mı? Ben geleceğim. Nerede olduğunu biliyorum onun. Evi gezmiştim ben. Burada. Ver. Poşet aldın. Yemeğimiz var. Oo. Sol bacak aldın. Sol kol aldın. Bunları da ver. Adamı da alak mı? Küçük bir sorun fark ediliyor. Poşetler bütün vücudu sığacak kadar büyük değil. Dir, omurgasını kesebileceğimizi de düşünmüyorum. Katlasak olmaz mı? İşe yarayacağını düşünmüyorum. İzle ve öğren. Bak şimdi ne yapacağım. Şunu düşün bir de. Ya biri camdan dışarı bakıyorsa ve bizi görürse felaket olur. İki tane poşet kullansam. Dinlesene beni şu işe. Tada! Bak nasıl oldu. Haydi ya. Hayır, beni güldürmesene. Sana hiçbir şey yaptıracak gücüm yok Andrew. Tamam, bu kadar yeter. Uzunları topla ve git, dondurucuda yeterince yer olması lazım. Gövdeyle kafayı buradaki dolaba koyarım şimdilik. Sen onunla uğraşırken ben de gidip bir şeyler pişiririm o zaman. Çok iyi bir şey pişireceğin belli. Aynen öyle. Hadi kaçtım ben. Yemek. Diğer komşularımız da yemek. Yeterince tahta var mı elimizde? Uzunları dondurucuya koydun. Şimdi hangisini yemek istersin? Sol kol. Pekala. Ben sol kol yiyeceğim. Biraz et kızartın. Akşam yemeğe hazır. Doğru peki, ne yiyoruz? Saf lezzet tabii ki de. Gömül bakalım. Önce sen. Ne? Aa, sen zaten peki. Ya Andrew, bunu ziyan etmeyeceksin. Aa, tamam. Yiyelim, ne olacak ya? Andrew yemeğinden bir ısırık alır. Beğendiğini düşünmüyorum. Örmeye başlıyor. Hayır, öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yut. Hepsini. Yutkunur. Tadı nasıl? Şey gibi. Tanrım, yemek seçenlerden nefret ediyorum. Bu yemeğe sevgimi kattım. O yüzden tabağı tertemiz yapana kadar masadan kalkmak yok. Tırdır yapmayı kes be kadın. Sen de öğürmeyi bırak koca bebek. Yiyeceğim, tamam mı? Bana biraz zaman tanı. Onu yesene. Katlı gözlerin altında tabağını yavaşça bitirdi. Oğlum açlıktan öleceğiz. Yok bir şey. İyi çocuk. Çok gururlandım. Ya bir siktir git eşli. Teşekkür etmek için ne kadar da garip bir yol. Tabii çok sağ ol. Sofrayı ben toplarım. Beni yalnız bırak. Baharat seçeneğimiz çok kısıttı. Sonraki sefer sence ne deneyeyim? Ah bilmiyorum. Kişniş belki.
Peki yarın kişniş deniyorum o zaman. Ben yatıyorum. İyicik gececik. Tabii iyi gece. Oğlum bir şey diyeceğim. Hannibal oldum ha. Çok iyi. Ben yatacağım. Hayat, seçimlerinden memnun bir şekilde uykuya daldın. Bence gayet memnunum yani. Çok da iyi oldu. Leley. Ya seni sevdiğini söyledi. Kim? Okuldan bir arkadaş. En azından bir arkadaş olduğunu sanıyordum. Onun erkek arkadaşı olacaksın mı? İyi, hayır. Ona dersini öğretmeliyim. Sen benim abimsin, benim. Başka bir kadının erkeğini çalmadan önce iki kere düşünecek. Aa evet, sen de bir kızsın. Bu ne anlama geliyor? Ben seni bir kadın olarak saymıyorum. Ya da bir insan olarak da. Defol, ben bu dünyadaki en iyi insansı kadınım. Her neyse, onu şu eski depoya götürüp kasanın içine kilitleyeceğim. Ya he, ciddiyim. Annem bana ekmek almalık para verdi. Geleceksin mi sen de? Andy'ye odaklan, onu oraya tüm gün bırakalım. Bu ona gününü gösterir. Hayır. Onu takılmak için çağırırsın ve sana hayır diyemez. Lele yapma, istemiyorum. Sadece yanına git ve seni takip etmesini söyle. Onu depoya götür ve sonra ne olacağını görelim. Ya annem bana her şeyde yardım edeceğini söyledi. O senin arkadaşın değil mi? Ha, baştaki şey bu. Ben de öyle sanmıştım. Ve bundan sonra gene arkadaşım olabilir. O sadece nasıl düzgün bir arkadaş olunması hakkında bir hatırlatmaya ihtiyacı var. Bize kızarlar. Eğer bizi ispiyon etmeyeceksen sallarız. Of. Hadi Andy. Peki. Yippee, en iyisi sensin. Bugünkü bölümün adı Andy ve Lele'yi ve kutudaki Pu. Bir gün sen bu kutudaki Pu olacaksın ve arkadaşların sırayla üstüne işecekler. Golden Shower. Kötü. Şu etraftaki gavatlar hakkında ne yapmalıyım? Bu kelimeleri nereden öğreniyorsun? Bu sensin. Seni oynamak için çıkartacağım ve işim bittiğinde seni kutuya geri atacağım. Bir gün seni güzel dövmem gerek. Bunun sorunu ne? Planlarımızı unutmuş olamaz, değil mi? Ne planı? Ha, geldiler. Sonunda. Sen niye buradasın? Sürpriz, ben de sizinle takılmak istiyorum. Ha. Niye moralin bozuldu? Kardeşim yok benim. Sorun olmaz sanırım. Ne olacak oğlum, kardeşim yok. Söyle bakayım, annene burada olduğunu söyledin mi? Hayır, neden ki? Merak sadece. Yani bir erkekle takılmana izin verdiğine şaşırdım. Hayır tabii ki de. Şulyalara ders çalışmaya gittim sanıyor. İşte ailene yalan söylemeyeceksin. Peki sen niye buradasın Eşli? İlahi müdahale olmak için. Ne demek istediğini anlamadım. Saçmaladığı anlamına geliyor. Sen onu dinleme. Şimdi içeri giriyor muyuz, girmiyor muyuz? İzin veriyorlar mı ki? Ben izin veriyorum. Hadi girmek için bir yol bulalım. Nereye? İçeri nereye? İçeri derken? Şurada bir şey gördüm. Ha. Çekiç aldın. Çekiç aldım. Bunu da alayım. Bir çekiç tokmak. Çelik tokmak. Şu anki durumumuzda bu tokmağın işe yarayacağı bir konu düşünemiyorum. Ben düşünebiliyorum. İçeri girmemize yardım edecek bir şekilde mi? Hah, o zaman hayır. Of Leley, ne düşündüğünü bilmek bile istemiyorum. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Yok bir şey. Aramaya devam edelim. Kafana tokmakla vuracaktım da şurayı açarız herhalde değil mi? Bu demir levha şeysini neden duvarı çivilemişler ki? Arkasında delik var gibi görünüyor. Ne bekliyorsun? Söksene şunu. Ne? Sökemem ki. Bir şey olmaz. Kimseye söylemem. Fiziksel olarak sökemem yani. Aptal. Oğlum çekicim var benim işte. Çekicin arka tarafında şey yok mu? Hadi tedavatım olmadan en azından. Nasıl ya? Bu kadar çelimsiz bir şey olmana rağmen. Evet. Akıllı erkekleri tercih ederim zaten. Boş ver. Kim sordu? Oğlum burayı
Diğer taraf aşağı atlamak için biraz fazla yüksek. Aşağı atlamaya ikna etmek isterdim gerçi. Boynu falan kırılırdı belki. Bir sorun mu var? Yok ya. Buradan giremeyiz gerçi. Çekicinin arkasını kullanarak çivileri söktün. Ulan daha demin ki şey yapsaydık ya. Ha bir daha ben yapabiliyorum. Allah Allah garip. Aha burası bayağı tozluymuş. Astım hakkında endişelendiriyor. Oğlum senin astımın var, ölürsün burada. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Benim bakalım aklıma ne geldi, saklanmaç oynasak ya. Üf, çocuk musun ya? He? Endi oynamak istiyor. İstiyor musun? Ne? Ha tabii evet. Gördün mü? Yani şey arada bir oynaması eğlenceli. Sen de oynamak istiyorsun. Biliyorum çocuk seni. Ebe ben olurum. Ona kadar sayacağım. 100. En az 100'e kadar say. Peki peki. 1, 2. Hadi onu içine kapamak için bir kutu bulalım. Hala bunu yapmak istiyor musun? Tabii ki de. Burada olduğunu kimsenin bilmediğini söyledim. Bundan daha mükemmel olamazdı. Leley, söz verdin. Şimdi acele et, saymayı bitirmeden bulalım. Kutu. Bu olur. Aha, bu bizim işimizi görür. Kitlemek için bir şey yok gerçi. Yani gerçekten onu içine kitlemek istemiyoruz. Ne demek istemiyoruz? Şu yuvarlakların arkasında çubuk falan sok, kutunun kilidi tutar. Çubuk kırılmaz mı ama? Hayır, yani sıkış tıkış bir şekilde olunca yeterince alanı olmaz herhalde. Önüm, arkam, sağım, sorum, sobe. Siktir, çok hızlı saydı. O kadar hızlı değildi gerçi. Hadi saklanalım, saklan. Buraya saklanalım. Çubuğu nereden bulacağız ki? Endi ayağının altına rastgele bir tahta parçası alıyor. Bu iş görür herhalde. Ulan o nasıl iş görsün? Kıymık. Kıymık da ne biçim hakaret ha? Ne düşünüyorsun? Sence o güzel mi? Bu çubuk mu? Hayır, sence kimden bahsediyorum ki? Mal. İyi sanırım. Buldum sizi. Aynen. İkinizi de. Hangi aptal birlikte aynı yere saklanır ki? İlk benim yerimdi. O zaman ebe sensin. Yok öyle bir şey. Tamam tamam. Gidip saymaya başlıyorum. Endi saymak için dışarı çıkar. Benim saklanma yerlerim en iyisi. Tam senlik bir yer biliyorum. Gel de bak. Peki. Gel gel. Şimdi beni takip etsene. Gel gel. Gel gel. Gel bak, sana nereye göstereceğim. Bak buraya. Sence şuraya sığabilir misin? Kötü bir fikre benziyor. Nasıl yani? Kıyafetlerim kirlensin istemiyorum. Ona ne hanım evladısın sen? Tüh ya, kimin umurunda? Annemin umurunda. Kirletirsen bana kız. 100. Asittir geliyor. Hadi hadi. Of tamam ya. Aceleci bir şekilde arkadaşın kasanın içine giriyor. Hoppala. Ha o da neydi? Aha işte şimdi seni yakaladım. Seni kapaktan atamayacak kadar zayıf. Bu komik değil işte, çıkar beni. Bir şey diyeceğim, bunun astımı var, ölür ha. Sonunda geldin Enti, daha hantal olabilir miydin? Acele et, uslu durmuyor. Nefes ağı ölecek. Sence iyi mi? Lütfen be. Sus artık. Şimdi drama kraliçesi. Bırak çıksın Leley. Rol yapıyor rol. Birazcık tozdan kimse ölmez. Astımı olan biri ölür Leley. Hadi ama bırak da çıksın. Ne yani, benim yerime ona mı inanıyorsun? Bunun ona inanıp inanmamakla bir ilgisi yok. Tamam. Sen aç da çıksın o zaman. Ben kimin umurundayım ki zaten? Herkes onu daha çok seviyor. Kesin sen de onu benden daha çok seviyorsundur. Kesin herkes daha çok seviyor. Biliyorum zaten. Ağlarım bak. Kesin benimle zaman geçirmek yerine sevgilin olmasını isterdin. Tabii ki isterdin. Ya hadi ama, sana çoktan söyledim. Ve kesin benimle sırf annem dedi diye takılıyorsun. Bu çok belki olabilir ama... Bu hiç adil değil. Niye herkes onu daha çok seviyor? Ben garip, gürültücü ve sinir bozucuyum ve kimse beni sevmiyor. Ben seviyorum Leley. Yalancı, kanıtla.
Biliyordum. Belki daha fazla arkadaşın olabilirdi. Eğer bu kadar... Benim kendi abim bile onun yerine beni seçmiyor. Daha az önce ise... La 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 konuşmak kolay. Beni... Eşli... Al, mutlu musun şimdi? Evet. Sadece sabah kadar, tamam mı? Evet evet, adamsın. Favorim sensin Andy. Ulan ölecek ha. Duydun mu? Sabah kadar buradasın. Hayır Ashley, lütfen. Çıkar beni lütfen. Ashley bekle, git gitme. Ashley lütfen, Ashley. Ashley, uyandın mı? Şimdi uyanmış oldum. Aha peki. Ne oldu? Hiç, sadece şey... Tanrım diyeceğim, biz ne yaptık böyle? Ya sen hala akşam yemeğinde mi takıldın? Tamam aç kal o zaman. Bana kafa çok kalır. Nasıl böyle davranabiliyorsun? Aklını mı kaçırdın? Dinle, o herifi ben öldürmedim. O yüzden yanlış bir şey yapmadım. Bir cesedi parçalayıp yedin. Başka ne yapabilirdik? Doğru. Başka ne yapacağız? Gardiyanı çağırıp öldüğünü söyleseydik. Tabii ki ya, pardon bayım, bir şeytan çağırdı, sonra da öldü. Yeminle biz bir şey yapmadık ki. Evet ve bizim orada olduğumuzu itiraf etmemiz gerekmiyor. Gidip kontrol etmesini isteyebiliriz. Andrew, ne diyorsun ya? Ne demek ne diyorsun? Bu konuda ikimiz de anlaşmamış mıydık? İlk önerinin de sen olduğuna yemin edebilirim. Düzgün düşünmek için fazla acıkmıştım, tamam mı? Siktir lan oradan. Peki tamam, diyelim ki öyle. Bu konu hakkında ne yapmak istiyorsun? Ben abrakadabra büyülü asam işini yapsın. Buyur, bütün günahlarını sildim. Artık yemeğinden bir ısırık bile almadım. Bir şey değil. Eyvallah ya. Bu dediklerin kanunun önünde nasıl gözükecek görelim bakalım. Baksana bir, bu kimin umurunda ki? Ya sen niye şeylik yapıyorsun ya? Kim bilecek? Lan dışı durumda zımbırtısı falan yok mu? Yani affedilmez miyiz? Sonuçta su firmasının suçu. Önce bizi aylar boyunca buraya kapatıyorlar, sonra da bizi yemek bile vermiyorlar. Kabin ateşi gerçek bir şey mi? Akli dengemizin yerinde olmadığını savunamaz mıyız? Bilmiyorum işte. Of. Geçti, geçti. Biliyor musun, ben herifin kafasını ayıramadım. He? Dondurucuya sığmıyordu. O yüzden kafasını koparmam gerekti. Ama kesmeyi beceremedim. Omurgası fazla şeydi. Boşver, ben şey yaptım. Kafasını etrafından kestim. Ta ki kafası sökülene kadar. Topraktan bitki söker gibiydi. Oo. Mortal Kombat Fatality gibi bir şey yapmışsın sen adama. Aklına çıkaramıyorum. Aha, ben uyuyamıyorum işte. Olanlar... Gel bakayım. Senin sorunun ne, anlamıyorum. Olanlar nasıl oluyor da seni rahatsız etmiyor? Açtım. Bilmem, olanları birbirinden ayıramıyorum sanırım. O herifi farklı dondurucularda ayırdığımız gibi. Ashley. Andrew, ne oldu Andrew? Andrew. Andrew. Andy. Aa! Bana öyle seslenmemeni söylemiştim. Artık çocuk değiliz. Niye bebek gibi ağlıyorsun o zaman? Ağlamıyorum. Anne büyük kötü, ben şeytani bir şey yaptım. Kapa şu sürtük ağzını. Kapattırsana küçük sürtük. Heh, boşver. Hey Andy, maceralara gittiğimiz zamanları hatırlıyor musun? Ne? Andy ve Leleğin cacurt için görevleri falan. Niye şimdi hatırlıyorsun ki? Bu da o maceralardan biri değil mi? Bilmiyorum. Şimdilik oynasan ya. Bu boktan durumdan çıkana yaptıklarımızı sonra düşünürüz. Veya yapmamız, en azından ben yapmayacağım. Ama sen terapiye gidebilirsin. Sanki yaptıklarımı bir terapiste söyleyebilirmişim gibi. Tamam ya, sadece bir düşünceydi. Bir arkadaşın yapmış gibi söyledi. Hadi buradan çıkalım. Aylar önce yapmamız gerektiği gibi. Hazır yemeğimiz de varken bizi buradan çıkartmalarını beklemek istemez misin?
Hayır, amına koyayım. İstemiyorum, istemiyorum. Çıktığımız gibi hapse atarlar bizi. Hangisi daha kötü onu da bilmiyorum. Bu tabut gibi evde çürümek mi yoksa hapishanede götten yemek mi? Kaçmak istediğin tek şey bu ev değil. Yaptıklarının sorumluluklarından da mı kaçmak istiyorsun? Sabunu düşürmezsen bir şey olmaz Andrew. Mümkünse evet. Bu bölümün ismi Andy ve Lele ve tabuttan kaçış. Tabii her neyse. Ben uyuyorum. İyi geceler, rahat uyu. Denerim, iyi geceler. Seni seviyorum Andy. Şu Andy şeyini götüne soksana sen. Allah'ım seni o kadar da sevmiyorum. Ah, kendimi öldürmek istiyorsun. Tüh, senin için balkondan atlamak fazla romantik. Yüzüne o kadar sert bir yastık giyiyorsun ki yıldız görmeye başlıyorsun. Vücudun leziz besinleri özümsedi ve bugün çok daha iyi hissediyorsun. O zaman şimdilik... Evet hanımlar beyefendiler, The Coffin of Andy and Lele'in bugünkü bölümünden şimdilik bu kadardı. Şayet ki The Coffin of Andy and Lele serimizi seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda seri hakkındaki fikirlerinizi belirtmeyi, çanı açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videolarda tekrardan buluşasıya dek dostlar. Esen kalın.